Isparta'nın gülleri, Gökçay'ın bülbülleri. Isparta'nın gülleri, Gökçay'ın bülbülleri. Isparta'yı türküyle anlattı. Seslendirdiği türküyü ise Isparta görüntüleriyle süslendirdi. Isparta'nın gülleri, Gökçay'ın bülbülleri. Isparta'nın gülleri, Gökçay'ın bülbülleri. Ayazmada gölcükte eser durur. Canan Bayram yaşadığı ve eğitim gördüğü illeri türküyle anlatıyor. Onun türküleri Akdeniz'den Ege'ye yolculuk yapıyor. Dağlarıyla, taşıyla, ekmeğiyle, aşıyla, tarlada gül toplarlar, uğraşırlar işiyle, gel yarim gel. Liseyi Isparta Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyan Canan Bayram, Türk Halk Müziği sanatçısı. Aynı zamanda müzik öğretmeni. Isparta Güzel Sanatlar Lisesi mezunuyum. Sonrasında Afyon Devlet Konservatuvarı. Şu anda da müzik öğretmeniyim. Aynı zamanda Türk Halk Müziği ses sanatçısıyım. Öğrenim gördüğü illere türkü armağan ettiğini söyleyen Canan Bayram, Isparta'nın Gülleri türküsüyle Isparta'yı tanıtmayı amaçladıklarını söyledi. Şöyle, ben okul hayatımı dediğim gibi daha çok işte gençlik yıllarımda liseyi Isparta'da, üniversiteyi Afyonkarahisar'da okuduğum için mezun olduğum illere türkü borçlu hissettim. Zaten sektörün içindeyim, mesleğim bu. Kendi ilim Denizli, Çivril olmasına rağmen ilk önce Afyonkarahisar'dan başladım. Sonrasında Isparta'ya bir türkü hediye etmek istedim. Söz yazarıyım, besteciyim aynı zamanda. Sözü müziği kendime ait olan Isparta'nın Gülleri türküsünü yaptık. O da çok yakın zamanda, yaklaşık bir hafta önce yayınlandı. Bazı ilçeleri koyamadık, kafiye durumundan dolayı, makam uygunluktan dolayı. Bir de sınır var biliyorsunuz, sosyal medyada, YouTube'da yayınlanması için 4 dakikayı, 4,5 dakikayı geçmesin diyor site. Böyle olunca da bazı ilçelere yer veremedik. Ama gelecekte güzel bir proje tekrar yapacağım Isparta için. O projemizde eksik kalan ilçelerimizi de koyacağız, tamamlayacağız. Benim bir projem var, Akdeniz'den Ege'ye Kültür Köprüsü diye. Ben Akdeniz ve Ege illerini, ilçeleri de beraberinde olmak üzere birçoğunu türkü yazıp besteleyip sunmak istiyorum. Bundaki amacım da ilimizi, illerimizi ülkemize tanıtmak. Bir Ispartalı'yı, işte Doğu'nun Antep'te olan bir kişisi bilmeyebilir. Onlar izlesin, onlar da görsün güzelliklerini diye. Kliplerini de ismi geçen yerlerde çekmeye dikkat ediyoruz. Türk Halk Müziği sanatçısı ve müzik öğretmeni Bayram, türkünün hayata geçmesini sağlayanlara da teşekkür etti. Isparta halkına, gurbetçilerimize, yurt dışında yaşayan herkese buradan çok çok selamlar gönderiyorum. Ve bizler bu sezon, bu yaz inşallah birçok konserde Isparta bölgesinde olacağız, Burdur bölgesinde olacağız. Onlar da bizi konserlerimize gelip görmek istiyorlarsa sosyal medya adreslerimizden, Canan Bayram fan sayfalarımızdan takip etsinler. Aynı zamanda ben teşekkür etmek istiyorum. Bu projede bize katkı sağlayan değerli belediye başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e, Kültür Müdürlüğü'ne, aynı zamanda Süleyman Demirel Üniversitesi'ne, Halk Eğitim Merkezi'ne çok çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese buradan kucak dolusu sevgiler, selamlar göndermek istiyorum.